Bismillahirrahmanirrahim. Babu sıfatı salah. Namazın şekli, vasfı. Namazın kılınış şekli. Mahiyeti yani. Farduha tahrimetu. Namazın farzları tahrimedir. Tahrime iftah tekbiridir yani. Namaza başlarken alınan tekbire tahrime deniyor. Çünkü insana pek çok şeyi haram ediyor, yasak ediyor. Namazda konuşamazsın, yiyemezsin, sağa sola bakamazsın. Sana birçok işi haram ettiği için tahrime tekbir olmuş oluyor. Vehiye şartın, bu şarttır. Baştan farz demesi bundandır. Yani hem farzları, hem şartları, hem rükünleri içine alsın diye farz tabirini kullanmıştır. Bu tahrime namazın dışındadır diyenler var, içindedir diyenler var. İçindedir diyenlere göre rükündür, dışındadır diyenlere göre şarttır. Ama yine dön dolaş farzdır. Vel kıyamı, ayakta durmak, kıyam. Vel kıraatü, kıraat, namaz farz olacak miktarda kıraat etmek, Kur'an okumak farzdır. İstanbul'da fakir ve maddi eseremiyel Kur'an. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Namaz hakkında demiştir bu. Bir ayet, uzun ayet, üç kısa ayet deniyor. Onlar gelecek. Her rükû, rükû eğilmek. Beli dümdüz olacak şekilde eğilmek ve sücudu alnını, yüzünü, yani burun ve yüzünü, alnını secde yere dedirmek. Bu tam huzurun, tevazuun son noktasıdır. Ayetimizde rükû ve sücud. Rükû ve sücud. Rükû edin, secde edin. Bunlar ayetle sabit olan husus olduğu için farz olmuş oluyor. Vel kudu ahir, son oturuş. Kadiret teşehhüdü, teşehhüdü. Ettehiyyatı okuyacak miktar oturmak. Ettehiyyatın kendisi vaciptir ama oturma, o miktar oturmak farzdır. Vehiye, bu sayılanlar erkanın namazı rüfünlerdir. Yani kendisiyle namazın kaim olduğu, meydana geldiği şeylerdir. Vel kurucu bir sunahi farzun, İmam Hazam'a göre kuruç bir sunahi, namazın sonunda kendi fiiliyle, kendi hareketiyle namaza çıkmak. Kılafen lehuma, imameyne göre huruç bir sünni farz değildir. Onlar buna marif ediyorlar. Bu tabi bu şekilde olması daha uygundur deniyor. Ayrı bir farz olarak sayılmıyor. Selam lafzı da çıkılıyor, o vaciptir. Vacibuha, namazın vacipleri. Kıraatul Fatiha, Fatiha'nın okunması vaciptir. Fatiha'sın namaz olmaz. La saatil men lem yakra bi fatihatil kitab. Bu hadis-i şerif şafilerin delili olur. Yani sanki namazsız, fatihasız namaz olmaz. Dolayısıyla Fatiha'nın okuması farzdır gibi anlıyorlar. Bunun karşısında biz ayet-i kerime getiriyoruz. Fakir ol matiyasını Kur'an. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Namazda Kur'an'dan kolayına geleni oku ayeti. Namazda mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okunmasını farz olduğunu beyan ediyor. Fatiha'nın okunması tayin etmesi nedendir? O Fatiha hakkında hadis-i şerifler vardır. Vacip derecesindedir. Ve damm-ı suretin bir sure ilave etmek. Fatiha'dan sonra sure ilave etmek veya uzun bir ayet veya üç kısa ayet ilave etmek de vaciptir. Ayrı ayrı düşündüğünüz zaman vacip oluyor. Toplandığı zaman, bunlar yapıldığı zaman farz oluyor. Teayyünül kıraatı fil uleyeyn. İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra kıraat etmek vaciptir. Son iki rekatta, akşam namazının son rekatında kıraat yoktur. Ve riayetü tertibi fi fiilin mükerrerin. Tekrar eden fiillerde tertibe retmek. Kıyam, kıraat, rükû, sücud. Bu şekilde sırayı devam etmek de vaciptir. Tadilül erken, tadil erken azaların son derece sükunet bulması. Rükûda, secdede, ayağa dikildiğimiz zaman, iki secde arasında doğrulduğu zaman bütün azaların sakin bulup yerleşmesidir. Apar topar değil yani. Yani sükunetle azaların hareketsiz bir şekilde namazı rahat bir şekilde kılması. Her rükünün, her vazifenin hakkını vermesidir. İşte namaza sallananlar, sağa sola meyredenler, başka bir şeyle meşhur olanlar namazın tadil erkanını bozmuş olur. Evet. Bunu kasten terk ederse yani şiddetli şekilde mekruh oluyor. Hataen terk ederse sevsel izin gerekiyor biliyorsunuz. Çok böyle mekruh şekilde kılınan namazları biliyorsunuz. Kerahatle kılınan namazın iadesi de eftaldir. Bende bir Yusuf'a huve fardun tadillerken İmam Yusuf'a diyorsa farzdır. Bazıları bunu tercih etmiştir. O yüzden tadillerken sizin namazın kabul olmayacağını söylemişlerdir. Kolaylık olsun diye vacip denmiştir.
Şu an şerif var. Arabi bir tanesi namazı kılıyor. Çabuk çabuk geliyor Efendimiz'in yanına. Buyuruyor ki ona. Kum fesalli fe inneke lem tusalli. Dön git namaz kıl. Sen kılmadın. Üç defa böyle oluyor. Sonra diyor, ya Resul, ben bilemiyorum. Bana öğret o zaman. Namazı geldiğin zaman tekbir al. Kolayına gelin oku. Rüket. Hatta mutmainne rakiyan. Böyle rükü halinde tam rahatlamış, mutmainne olmuş olduğun halde rüket. Secde et. Hatta mutmainne saciden. Yani secde anında da bütün azaların gelişmiş olsun. Böyle ona güzelce öğretiyor. Bu hadis-i şerif oluyor ki demek bu hadis-i şerif anlaşılıyor ki demek ki tadilerken sıkılan namaz olmuyor diyor İmam Sıfır. İmamlar yine buna bir kolaylık olsun diye vacip derecesinde, ihtilaf olduğu için vacip derecesinde bırakmışlar. Ama eftal olan tadilerken sıkılan namazların yedisidir. El kudul evvel, ilk oturuş, dört rekatlıktan, üç rekat namazlarda ilk oturuş vaciptir. Ve teşehhüden son oturuşlarda ettehiyyatı okumak, teşehhüt yapmak yani. Ettehiyyatı lillahi ve salavatü ve tayyibatı başlayan dua okumak vaciptir. Ve lafzu selam, selam vermek de vaciptir. Selam lafızı da vaciptir. Ve kunutul bitir, bitir namazında kunut el kaldırarak kunut yapmak vaciptir. Tekbiratul aydeyn, bayramlardaki alınan tekbirler, farz tekbirden başka tekbirler vacip oluyor. Vel cehru fi mahalli, sabah akşam yatsı namazlarında cehri aşkar okumak. Vel israru fi mahalli, öğle ve ikindi namazlarında gizli okumak da vaciptir. Vacipler değiştirilirse seyir seyir gerekir. Farz ve vacip yerinden kaydırılırsa veya vacip iptal edilirse seyir seyir gerekir. Ve sünnetuha, namazın sünnetleri ref'ul yedeğini littahrimeti, tahrimi için elleri kaldırmaktır. Tekbir için elleri kaldırmaktır. Ve neşru esabihi ve parmakları kendi halinde, böyle değil de böyle kendi halinde açmaktır. Ve cehrul imam tekbiri, imamın tekbiri aşikara okuması, aşk yapması. Cehrul imam, imamın tekbiri aşikara yapmasıdır. Ve senayi ve teavuz, evet bunlar Subhaneke ve Eûzün okunması ve imamın tekbiri aşikara alması insanlara ihtiyacı olduğu için nedir o? Sünnettir. Subhaneke ve Eûzün bunlar gizli okunur. Bunlar herkes okuyacak. Ve tesmiyetü ve temin. Ondan sonra besme çekilecek. Fatiha'dan sonra amin denecek. Sırra. Bunlar hepsi bak saydın. Sırra. Yani Subhaneke, Eûzü, Besmele ve amin sırra olacak. Adam hep beraber amin diye bağırıyorlar. Bu lüzumsuz. Yani hem cehri olmayacak hem de huzur bozar. Yani sanki koro halinde şey yapmaya çalışıyorlar. Buna da su, yani Vehhabi tayfesi bir şey demiyor. Çok şeylere şirk diyorlar, bunu diyorlar ama bu meseleye bir şey demiyorlar. İnşallah düzelir. Demek ki kendi duyacağın, sırdan demek kendi duyacağın kadar bir sesle. Tabi imam olmayan kişi sadece imamı uyduğu zaman tekbir alır, bekler, Subhaneke'yi okur, bekler. İmam olan kişi Subhaneke'yi sonra Eûzü besmele çekip sureyi okur, Fatiha'yı okur, sureyi okur. Açıktansa açıktan okur, gizlise gizli okur. Onlar tabi o malumatlar belli. Radu yeminihi ala yesarihi tahta surretihi. Sağ elini sol önünde koyuyor ama göbek altında. Göbeğin tam alt kısmına koyuyor. Bizde böyledir. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ruhi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vada yedehu yumna ala yusra. Sağ elini sol önünde koydu. Bu bizim İmam Malik'in el salma hükmüne karşı delilimizdir. Tekbir-i rükû, rükûda yapılan alnı tekbirler eğilirken ve tesbih-i rükûdaki sonra böyle azim demek selasın üç kere. Bunlar da sünnettir. Ve rafu minhu, rüküden doğrulmak o tekbir. Ve aslı rüküye teyhi biyedihi, ellerinin rüküye eğildiği zaman elleriyle rükü dizlerini tutmak. Tebrizü esabi, orada parmaklarını açmak, serbest halde bırakmak. Böyle değil yani. Böyle değil de açmak böyle. Diz kapağını kavramak. Tekbir-i sucud ve tesbih-i selase. Secde giderken yapılan tekbir, alınan tekbir ve oradaki tesbihler, sonra bel ala, üç kere olması. O üç kere olması sünnettir. Tekbirler tek kere oluyor. Vâdu yedeyhi ve rükbeteyhi alel art. Ellerini ve dizlerini yere koyuyor. Sırayla önce
dizler, sonra eller konuyor. Eftirasu rizlihil yusra, sol ayağını döşüyor. Nasbül yumna, sağ ayağını dikiyor. Burada sünnettir. Vel kavmetu vel celsetu, kavme rüküden doğrulmak, celse iki secde arasında doğrulmak. Bunlar da düzgün şekilde olması, tadil erken de vacip ve farz idi. Bu işi yapmak sünnet. Salatu Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine tayyattan sonra Allah'ın salli ve barik okumak ve dua Rabbena dualar falan okumak da bunlar oluyor işte. Namazın sünnetleri içinde oluyor. Ve adabı namazın edepleri nazarhu ile mevdi sucudi. Ayaktayken secde yerine bakmak. Rükûya geldiği zaman tabii ki ayak üzerine bakmak. Oturduğu zaman kucağına doğru, dizlerine doğru bakmak. Selam verirken sağ omuzunu görünceye kadar, sol omuzunu görünceye kadar bakmak gözün hakkı oluyor. Ve kazmu femihi inde tesavvübü esneme anında ağzını yummak. O şeytandandır. Gücü yettiğince kendisi ağzını yumsun. Gücü yetmiyorsa elini tersiyle, tabi sağ eli olabilir. Ona göre ağzını yumması lazım. Ve hırazü keffehi min kümmehi inde tekbir aldığı zaman ellerini o elbisenin yeninden içinde olmaması lazım. Çıkması lazım. Yani kollarına açılması lazım. Yenlerinden çıkması lazım. Defus siali öksürüğü men etmek mesleta gücü ettiğince. Özürsüz öksürük özürsüz olsa namazı bozar. O yüzden özür olduğu zaman öksürebiliyor ama genelde kendini öksürmemeye dikkat etmek. Vel kıyamu inde hayyar sana hayal sattığınız zaman ayak kalkmak ve kıyla indi hayal felah. Hayal felah denildiği zaman da olabilir deniyor. Ve şuru indi kat kavmi salah. Kat kavmi salah denince namazı başlamak. Bunlar da namaz oluyor. Evet, adab oluyor. Bundan sonra namazın kılınış şeklini, vasfını beğenecek. Namazın huşu üzere nasıl kılınır onu anlatacak. Şimdi bu farzları, vacibleri, sünnetleri, adabları iyi belirsek namazımız fıkhi ilmi bir namaz olmuş olur. Bundan sonra artık ruh tarafı kalıyor ki o da zikirle, fikirle, gözyaşıyla, tefekkürle, tasavvufla halledilir. İnşallah içi dışı fıkha, ilme, maneviyata uyarsan namaz miras gibi olur. Allah-u Teala namazı miras gibi kılmaya bizim muvaffak etsin.